Hadis savunması isimli eserimizin bu 17. dersinde hadis inkarcılığına bir soru soracağız. Sorumuza geçmeden önce bir mukaddime yapalım. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra 17-18 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmıştı. Ancak kıblenin Kabe'ye döndürülmesini çok arzu ediyordu. Çünkü Kabe Efendimizin atası Hazreti İbrahim'in kıblesiydi. Ayrıca Kabe Arapların iftihar vesilesiydi. Kabe'ye dönmek Arapları imana davet hususunda daha teşvik ediciydi. Hem Kabe'ye dönmekte Yahudilere muhalefet vardı. İşte bu gibi sebeplerden dolayı Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe'ye dönmeyi çok arzu ediyordu. Hazreti Bera bu hususta şöyle der. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte 18 ay kadar Mescidi Aksa'ya doğru namaz kıldık. Namaz bitince çoğu kez Resulullah aleyhissalatu vesselam semaya bakar ve Cebrail'in getireceği vahyi beklerdi. İşte peygamberimizin bu hali üzerine Bakara suresindeki şu ayet indi. Estaizu billah. Gad nara tegallube ve cike fissema. Şüphesiz biz senin yüzünün semaya çevrilmesini görüyoruz. Felenuvelliyenneke gıbleten tarzaha. Elbette seni razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Fevalli vecheke şadgal mescidil haram artık namazda yüzünü mescidi harama doğru çevir. Bu ayet kerime ile Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe'yi kıble yaptı. Şimdi bu hadisenin meselemize bakan cihetini tahlil edelim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam namazda kabe yönelmek istiyor. O kadar istiyor ki her namazından sonra yüzünü semaya çevirip vahyin gelmesini bekliyor ve bu hal 18 ay devam ediyor. Bundan şu çıkmaz mı? Efendimiz aleyhissalatu vesselam mescidi aksayı kendi tercihiyle kıble yapmadı eğer kendi tercihiyle kıble yapsaydı yüzünü semaya çevirip vahyin gelmesini 18 ay beklemez kendi tercihiyle Kabe'ye dönerdi. Ama Kabe'ye dönemiyor. Kabe'yi kıble yapamıyor, vahiy bekliyor. Demek peygamberimizin Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmasını Allah emret. Peygamberimiz de bu emir üzerine Mescid-i Aksa'yı kıble edindi. Bu tahlilden sonra şimdi hadis inkarcılığına bir sorumuz var. Sorumuz şu. Kur'an'da Mescid-i Aksa'nın kıble ile ilgili bir ayet var mı? Bu emir Kur'an'ın neresinde geçiyor? Kur'an'da böyle bir ayet yok. Bundan da anlaşılır ki demek vahiy sadece Kur'an değil. Efendimiz Aleyhisselatu vesselama Kur'an'dan başka bir vahiy daha geliyordu. Bu vahiye vahiy gayrı metlu denir. Vahiy gayrı metlu okunmayan vahiy demektir. Bundan maksat peygamberimizin Kur'an dışı aldığı vahiydir peygamberimize Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmasının emredilmesi ve bu emrin Kur'an'da olmaması vahiy gayrı metluvun varlığına delildir. Şimdi ey hadis inkarcıları siz duyuyorsunuz ki biz Kur'an'a tabiiz, Kur'an'dan başka bir şeyle amel etmeyiz. Peki vahyi gayrı metluvu ne yapacaksınız? Yaptığımız tahlille anladınız ki her şey Kur'an'da geçmiyor. Kur'an dışında peygamberimize yapılan vahiy var. Siz hadisleri inkar ettiğinizde bu vahyi de inkar etmiş oluyorsunuz. Bu inkarınızla da dinden çıkıyorsunuz. Hadi gelin aklınızı başınıza alın ve bu halinizden tövbe edin. Sevgili kardeşlerim, hadis savunması eserimizin bu 17. dersini burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.